Bakan Bey, Cibuti'deki partner kuruluşumuz olan Elbiri Derneği'nin gönüllülerinden. Kendisinden Cibuti'deki sağlık sorunları ve su sıkıntısı ile ilgili bilgiler alıyoruz. Bize gezimiz boyunca mihmandarlık eden Cibutili Rahman'ın da Türkiye'de tıp eğitimi aldığını öğrenen Bakan Bey oldukça duygulanıyor. Cibuti ve Afrika için yapılanların bölge halkının yaşamı ve kalkınması için ne kadar önemli hizmetler olduğunu söylüyor. Çalışmalarımız için bize teşekkür ediyor ve bu çalışmalarda bize destek veren Türk halkına iletilmek üzere selam gönderiyor. Gıda dağıtımı yaptığınız bu Ali Sabek'te bir çocuk ilgimi çekti. Devamlı oradan bakıp bana gülüyordu. Ben de merak ettim. Çağırdım yanıma. Kendisi Somaliliymiş. Biraz İngilizce biliyormuş. Normalde oradaki insanlar Somalice konuşuyorlar ya da Fransızca konuşuyorlar. Ama burası kırsal kesim olduğu için sadece bunlar Somalice konuşuyorlar. Belki birazcık Arapça biliyorlar. Bu çocuk İngilizce bildiği için, benim de çat pat bildiğim tek dil olduğu için onunla anlaştık. Ne yapıyorsun dedim, niye yalnızsın diye sordum. İşte ben de gıda istiyorum fakat dedi, ismim olmadığı için alamadım dedi. Ben çok üzüldüm, işte hemen yardım edelim falan diye düşündüm. Biraz sordum, nereden geldin, ne yapıyorsun, annen baban nerede? Annem, annesinin babasının Somali'de olduğunu, Somali'den kaçarak geldiğini ve burada bir otelde çalıştığını, annesinin babasının bundan haberi olmadığını söyledi. Neden dedim böyle bir şey yapma ihtiyacı duydun, yani neden Somali'den kaçıp buraya geldin, burayı çok merak ediyordum dedi. Ve işte çalışıp biraz para kazanıp birkaç ay çalıştıktan sonra geri döneceğim dedi. Çok masum, çok güzel bir çocuk. 12-13 yaşlarında bir çocuğun cesareti beni çok etkiledi. Yani bir şeyler kazanıp, para kazanıp ailesine götürmek için bir ülkeden bir ülkeye kaçabiliyor. Gelip o cesaretle bir yere girip çalışabiliyor. Bu azim eğer bütün herkeste olsa belki de böyle bir fakirlik, böyle bir açlık yaşanmaz. Afrika, imdat, imdat.